insanın soluklandığı vatanı. Göçler, acıların ana vatanı. Binlerce yıldır acıyı bal eyleyenlerin ana vatanı olan Anadolu toprakları, oradan oraya sürüp giden göçlerin öyküleriyle dolu. Bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan Deli Orman Türkleri de o acılı göçlerin ardından Anadolu'yu yurt edinerek bu güzel toprakların kardeşlik türkülerine eşlik eden insanlar. Adını meşe, gürgen ve kızılcık ağaçlarıyla dolu gür ormanlardan alan Deli Orman ve çevresine Osmanlı döneminde yerleştirilen Türkmen topluluklarının bir kısmı, büyük savaşların, acıların ve göç öykülerinin ardından çeşitli tarihlerde yeniden Anadolu'ya yerleştiler. Bu kez adları Muhacir'di. 1864 yılında Deli Orman bölgesindeki Selvi kasabasına bağlı Çobanköy'de doğan Kurtdereli Mehmet Pehlivan da işte o Türkmenlerden biriydi. Ailesi, halk arasında 93 Harbi olarak anılan 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkiye'ye göçerek Balıkesir'in Kurtdere köyüne yerleşti. Ünleri dünyayı saran pehlivanların yurdu olan Deli Orman'da, Kurtdereli Mehmet dışında Koca Yusuf, Hergeleci İbrahim, Katrancı Mehmet ve Ahmet Kara gibi yiğitler yetişti. 1514'te Yavuz Sultan Selim ile İran'da Türkmenlerin kurduğu Safavi Devleti'nin lideri Şah İsmail'in yaptığı Çaldıran Savaşı'nın ardından Şah İsmail'in yenilmesiyle kendisine sempatiyle bakan ezilen Anadolu Türkmenleri Osmanlı yönetimi tarafından Balkan Dağları'nın ardındaki Deli Orman bölgesine sürüldüler. Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Malatya ve Tokat gibi Anadolu kentlerinde yaşayan Alevi inançlı Türkmenler bu sürgünde başı çekiyordu. Tarih bir kez daha egemenlerin eliyle yazılırken köklerinden koparılan milyonlarca fidan deli bir orman olup Balkan dağlarında yaşama tutunma çabası veriyordu. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın köklerinde böylesi bir öykü yatıyordu. Bu hepimizin öyküsüydü. Gelin şimdi hep birlikte koca bir Anadolu çınarı olan bu öykünün dallarına, yapraklarına uzanıp bir kez daha analım bu koca pehlivanı. Toprağın hafızası ıslak çarıklarda bir kez daha yollara düşüp Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunu ile bir ömür süren Osman Çankaya ile buluşuyoruz. Kendisi de Balıkesir'e bağlı Kurtdere köyünden olan Osman Çankaya, sımsıcak, içten bir Anadolu insanı. Yıllarca müteahhitlik yapmış, çeşitli işlerde çalışmış, deyim yerindeyse feleğin çemberinden geçip Sandras Dağı'nın eteklerinde bir köye yerleşmiş. Osman Çankaya ile Muğla Köyceğiz'e bağlı Yayla Köyü'ndeki küçük cennetinde buluşuyoruz. O elleriyle yarattığı bu cennetin Adem'i. Çünkü Havva'sını, canının diğer yarısını birkaç yıl önce kaybetmiş. Şimdi birlikte geçirdikleri güzel günlerin anılarıyla bu cennet köşesinde ömrünü sürdürüyor. Osman amca bize önce evini, bahçesini gezdiriyor. Her köşede ellerinin emeği, gözünün nuru var. Mis kokulu fesleğenleri koklayıp serin sulardan içtikten sonra koyu bir sohbete başlıyoruz Osman amcayla. 1947 yılında doğdum. İlkokulu köyde okudum. Tabii bizim zamanımızda ortaokul falan yoktu. Hangi köy? Kurtdere köyü. Çocukluğumu ilkokulu bitirdikten sonra köyden çıktım. Balıkesir'de bir müddet çalıştım lokantalarda. Ondan sonra Muğla'ya geldim. Muğla'da da yöneticilik yaptım. Bir müddet bu anarşi olaylarına kadar. 80 yılına kadar aşağı yukarı. 80 yılını 79, bulmadı da 74'lerde falan 78, evet şeylerde. Evet. Ondan sonra Köyceğiz'e geldim o şey için. Oradan. Çalıştığım yer İflazet'te kapandı. Köyceğiz'de işte inşaatçılığa başladım. Alk eğitim, Kavanoz Oteli, Alk Bankası, o yolun üstündeki bütün aşağı yukarı şahıs evlerinde
Yani müteahhitlik yaptınız ama yaptım. Aynı zamanda duvar ustasısınız, taş ustasısınız. Kendim yapmadım. Kendim yönettim. Ha, evet. Evet. 90 yılında bir ziraatçı arkadaşın şeyiyle buraya geldim. Ağla Köyü'nü bilmiyordum. İlle yapalım. Bana oraya iki göz bir oda dediydi. Geldim. Gelişim de o oldu. Onu yaparka bir başladı, arkası da gelme. Aşağı yukarı işte 400'ün üzerinde şey yaptım, emekli oldum, ayrıldım. Evet. 400'e yakın yuva yaptınız, evet. Ev yaptınız. Evet. Burada da galiba 2-3 tane ya da bilmiyorum birkaç tane ev yaptınız burada da. Ağla Köyü'nde. Birkaç değil, bütün evler işte bütün evler aşağı yukarı. Benim elimden sizin çıktı. Yani yetiştiremediğim. Ha, evet. Hani %7-8'ini ben yaptım da %2'sini belki... Evet, şimdi burada emeklilik günlerinizi şimdi yaşıyorsunuz. Bu güzel bir bahçe oluşturmuşsunuz. Evet. Osman amcanın emeklilik günleri Sandras Dağı'nın eteğinde her köşesinden serin pınarlar fışkıran bu güzel köyde geçiyor. Sohbetimiz ilerledikçe bize Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile olan bağını anlatmasını istiyoruz. Sizin bir de Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bir nevi ailesine damat olduğunuzu öğrendik. Onu bir anlatır mısınız? Yani Kurtdereli kimdi? Siz kimiyle evlendiniz? Onun nesi oluyordu? Valla Kurtdereli işte biz tabii bilmiyoruz. Biz yetişmedik. Kurtdereli'nin de evlerimiz de yakın yakınaydı. Kurtdereli'nin evinle. İşte o şekilde oğlunun kızına biz de tanıştık. İlkokul zaten şeydi. İlk şeydi. Beraber okudunuz. Evet. Ondan sonra onunla tanıştık. Onunla evlendik. Kurtdereli köyde çok yaşamış. Ama eşkıyalığa varmış o zaman. Hani eşkıyalığından da çok çekmiş. Mesela Kurtdere'nin içinde büyük çeşmeler var. Camiyi yaparkaydın meşe ağaçlarından makas. Kalın kuturlu böyle 5, 6, 7 kişi kaldıramayacak bir ağacı. Almış koltuğunun altına, çıkarmış, makası koymuş, camiye monte edin yerine demiş. Böyle şeyleri var. Çeşmelerin, büyük taştan çeşmeler var. Üzerinde bir şey vardır böyle şey taşı. O taşı mesela 5-6 kişi kaldıramayan ya, o tek başına kaldırmış koymuş. Diye böyle güçlü kuvvetli evet, bir halen de daha duruyor. Evet. Halen de daha duruyor. Çocukluğunuzda onunla ilgili ne anlatılırdı başka? Yani güreşleri, efsane gibi olan mesela, müsabakaları. O zaman köyde sığır derlerdi. Hani köyün hayvanlarını bir çoban alır, götürür gider, akşamüstü getirir. Mesela onlar da kahvenin önünde otururkaydın. Hani duyduğumuz sağ olan ihtiyarlardan. Mesela onlar da konuşuyormuş. O mahallenin de bir buvası oluyordu. O buva da gelirkiydin. Böyle yani bağırlak gelir, şey yapar. Konuşurken demiş ki, şu buvanın demiş biri. Bunun demiş, üç kuvveti olsa demiş, bana güleşe tutar mısın demiş. Bir kuvveti olsa gene tutarım demiş. O buvanın, buva bu demiş, sen ne diyorsun demiş. Ondan sonra bir araba geliyormuş, camız derle manda koşmuş, yokuş aşağı iniyormuş böyle. Adam ot sarmış arabayı. Evet. Gerekirdin, o kalkmış kahveden, sandalyeden, şöyle arabanın arkasında kuyruğu denir. Evet. Eski evet, arabaları. Evet. Kuyruğundan şöyle tutuvermiş, camızlar diz çöküvermişler, bir adım atamamışlar. O mesela, derece güçlü, kuvvetli o zaman, bir pehlivan. Değirmen, su değirmenleri var tabi. Köyden buğday, eşekle götürürler. 5 teneke buğday sararla götürürler. Şeye. Bazen eşek devrildi mi, şöyle tutup kaldırdığını yani söylüyorlar, anlatıyorlar da. Yani yüküyle birlikte. Eşeği evet. Kucaklayıp kaldırıyor. Onun evinin önünde bir yokuş vardır böyle. Balkonuna oturdum, yokuş da böyle görünür hemen şöyle. Biri değirmenden gelirmiş, şöyle camızla yokuşta çekememiş, dizlemiş. Tabi sahibi de başlamış yapma. Balkonda oturup o da demiş ki, bağırmış, bırak demiş, yorma, ben geliyorum demiş.
Çıkarmış oradan camızların boyunduruk denen yeri çekmiş. Sen demiş çek yukarı şeyleri. O arış dediğimiz arabanın şeyini. Şöyle omuzuna alıveriyor. Koşum yerini. Yukarı düze çıkarıp orada yeniden şeylerini koşturdukları. Bunu yani böyle şeyleri. Bunun gibi pek çok hikayesi, yaşanmış olayı köyde, Kurtdere'de anlatılıyordu. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'la ilgili köyünde ve çevresinde anlatılan yaşanmışlıklar kulaktan kulağa aktarılarak bugünlere işte böyle ulaşmış. Osman amca, Kurtdereli'nin torunu Kıymet Hanım ile nasıl tanıştığını ve evlilik öykülerini anlatıyor bize. Siz sonra onun oğlunun kızı olan hanımınızla evlendiniz. Evet. İsmi neydi? Kıymet Çankaya. Kıymet Çankaya. Kızlık adı Baykurt. Evet. İdi. Evlenince Çankaya oldu. Kaç yıl yaşadınız? Kaç yıl evli kaldınız? 47 sene. 47 sene evli kaldık. 47 gün gibi geldi geçti. Kaç çocuğunuz oldu? Bir oğlan bir kız var. Bir oğlan bir kız. Evet. Torunlar falan var mı? Oğlanda da bir torun var. Oğlan. Kızda da var bir oğlan. Geçen hafta da düğünümüz vardı. Everdik. Allah mesut bahtiyar etsin diyelim. Sonra bu Ağla köyüne gelin mi verdiniz, gelin mi aldınız? Ağla köyünden de köycüyüz de. Evet. Ağla köyünde işte ben şey yaptım da şimdi buraya da alıştım 90 yılından beri. Şimdi buralardayım işte. Yani 16-17 yıldır burada yaşıyorsunuz. Fazla. Daha fazla. 20 küsur yıldır. Aşağı yukarı 25 şey falan geçtik işte. Peki memnun musunuz? Burası ne hissettiriyor size? Yani nasıl bir hayat geçiyor? Vallahi burada yaşamak için memnunum. Evet. Havası, suyu yani diyecek yok. Evet. Zaten burası şimdi Ankara'dan da buraya hani bir resmi dairede çalışan bazı hastalıklar için burayı gönderiyorlar. Var şeyi de. Şimdi Köyceğiz'e yerleşen de var. Burayı hastalığı için. Bir Balıkesir'in Edremit Gazdağı. Bir de burası. Bir de Amerika'da bir yer olduğu söyleniyor. Evet. Yani oksijen bakımından. Evet. Bu kadar bunun şeyi. Evet. Onun için şimdi ben alıştım. Aşağıda Köyceğiz'de yapamıyorum. Türklerin atasporu olarak bilinen yağlı güreşte dünyaca ünlü pehlivanlardan biri olan Kurtdereli Mehmet ile ilgili duyduklarını anlatmasını istiyoruz Osman amcadan. Kurtdereli'nin Amerika'da yaptığı bir güreşi bakın nasıl anlatıyor. Kurtdereli'ye gelirsek hanımınız neler anlatırdı onunla ilgili? Mesela işte dünyanın çeşitli ülkelerine güreşmeye gittiği bilinir. Kırkpınar'da. Başka pek çok bölgedeki güreşlerde, geleneksel yağrı güreşlerde neler anlatılırdı? Yani onun karşılaşmaları ile ilgili hiç aklınızda, hafızanızda kalan varsa paylaşır mısınız bizimle? Vallahi çok sağda solda güreşlere gitmiş. O zaman böyle parayı da değilmiş de mesela bir dana, bir camus manda şeyi başa veriliyormuş. Bana. O da babası salmıyormuş. Kaçak gidip güreşiyormuş. Ama mesela güreşte birinci kaldığında camızı alıp geliyormuş. O zaman babasının da gönlü oluyor. O zaman da babasının gönlü oluyormuş. 14 yaşında Amerika'ya gidiyor. Buradan bir doktorla şey veriyorlar yanına. Amerika'ya gittiğinde öyle bir güreş yapmış ki güreşi bugün yenmeyeceksin demişler. Yarına erteleyeceksin. O zaman büyük bir yani para varmış orada. Güreşten de toplanan bazı parsa dediğin parayı da sana verelim demişler. Yani biraz hani, uzat güreşi böyle hani. Evet, uzat biraz güreşi. Tadını çıkar. Seyirci daha keyif alsın. İşte uzat diye evet. Yeneceğini anlamışlar ama karşısındaki Zeballah gibi bir Arap çıkarmışlar pehlivan. Evet. Ama o pehlivan demiş ben bunu atıveririm. Yani çocuk 14 yaşında. Evet. Sonra akşam olmuş doktor demiş ki doktora 500 altın daha ilave edelim güleşe bir gün daha uzatsın.
Doktor kabul ediyor. Mehmet Pehlivan da gece yatıyor. Yatınca düşünüyor. Ben diyor memleketime döndüm. Bana milletim ne der diyor. Bu kadar. Ondan sonra gidiyor doktoru uyandırıyor. Doktor bey diyor. Ben diyor buraya diyor para için bilmem ne için gelmedim. Güleşmeye geldim. Ben ye yenilirim diyor. Ye yenerim. Ben uzatmıyorum güleşi. Ye beni yener, yani, ye ben yenerim. Ben şov yapmak istemiyorum diyor. Evet, benim işim güreşmek. Evet. Onu yapıyor. Valla Süleyman şey yapıyor burada, yeniyor o pehlivanı. Osman amca eşinin dedesi olan Kurtdereli'nin memleket hassasiyetini işte böyle anlatıyor. Ancak frenk ellerinde bir pehlivan olarak dolaşan Kurtdereli, o zamana kadar hiç görmediği boksörlerle karşılaşınca bakın neler olmuş. Ondan sonra Amerika'da gezerkeydi doktorla. Bu boks maçları varmış o zaman orada. Evet. Ama Türkiye'de bilen yokmuş bu boks maçını. Doktora demiş ki buraya da çıkar beni demiş. Mehmet demiş sen demiş buna ikmanını sen bunu yapamazsın demiş. Birbirlerini dövüyorlar yumruk yumruğa. Sen yapamazsın. Hayır demiş sen çıkar beni oraya. Çıkaracaksın demiş. Niye geldin sen benimle buraya? Çıkar. Çıkarmış. Boks maçına çıkmışlar. Tabii onun 3 misli, 4 misli bir boksör. Bir iki dönmüşler. Bir patlıyor yumru bunu atıyor. Koca pelvan gitmiş. Boksör gitmiş, düşmüş. Hakem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 demiş. Hakeme şöyle yapmış. 30'a kadar da saysan demiş o artık kalkmaz demiş. Ben ona göre vurdum ona demiş. Evet. Ondan sonra onu alıyorlar. Mehmet Pehlivan'ı salmıyorlar. Tabii bir kız bulmuşlar. Bir ayrı bir yere kapamışlar. Delini almak için. Ha, Amerika'da. Amerika'da. Hmm. Hiç sokulmamış. Tuzak olduğunu anlamış yani. Tuzak değil de o yüzden şeyini alıyor. Evet, evet. Enerjisini alıp götürecek. Hiç. Ne şey yapmış, bunlar da yani bayağı şeydir, meşhurdur. Evet. Hani ondan sonra işte geldiğinde Kurtdere'ye geliyor, kahvenin önünde demişler, Yusuf oğluna, baban ne görmüş, anlatıyor mu falan demişler. Vallahi demiş, kendisine sorun demiş orada. O zaman ihtiyarları demiş ki, Mehmet ne gördün Amerika'da? Bizim şimdi benim kapı bir de aynendir işte böyle tahta kapılar vardır. Eskiden hani eski evlerde. Böyle bir kapı görmüş, bir kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağa ama içinde bir adam var hızlı gidiyor demiş. Durmuşlar Allah Allah demişler ya. O zaman burada da motorlu vasıtayı bilen yok. Bir kaplumbağa içinde bir adam hızlı gidiyor. Ne olabilir? Yalan demişler. Yalan söyledi. Bir araba markasının otomobilini görüyor. Bunu bilmiyor, tarif de edemiyor da evet, kaplumbağayı evet. Tarif ediyor. Hani şey bu içinde bir adam var hızlı gidiyor. Ne olur? Sonra yıllar geçmiş tabii bu araba şeylere görününce o zaman demişler bak Kurtdereli bunu anlattıydı. Hani evet, gelecekte içinde adam var şey. Hızlı gidiyor. Evet, işte bu olmalı. Evet, bu olmalı diye. Edremit'in gelini kınalamış belini. Edremit'in gelini
cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Sarmaya doyamadım o incecik bedeni. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Amcanın bu içten anlatımı bizi bu güzel toprakların insanlığı üzerine oldukça düşündürüyor. Dirayetli, özgüveni yüksek ve karakteri sağlam insanların bizlere bıraktığı bu güzel mirası nerelerde harcadık, nasıl yitirdik, ellerimizin arasından neden kayıp gitti? Bunları düşündükçe Kurtdereli'nin son yıllarının nasıl geçtiğini soruyoruz Osman amcaya. Kurtdereli'nin son yılları nasıl geçmiş size anlatılmıştır. Yani eşiniz de en azından vallahi büyüklerinden işte dinlemiştir. Nasıl geçmiş son yılları? Yokluk içinde mi, sıkıntı içinde mi, sahip çıkılmış mı ona son zamanlarında? Yokluk içinde geçmemiş de bu eşkıyalar almış hep. Paralarını, altınlarını, koyun sürüleri, bilmem çok şeyi varmış. Hatta bu eşkıyalık olmasaymış o zaman belki ben bile burada olmazdım şimdi. Bize de kalırdı. Evet. Ama bu eşkıyalığa götürdüğü için diyordular şöyle, eşkıyanın birine demiş, sana demiş bir sefer demiş bir tokat atacağım demiş, canını da alırım ama demiş, ah demiş şu delik demir olmasa. Evet. Hani
evinin daha hala duruyor, şimdi işte müze olacak evi. Kurşun delikleri, onu demiş ki bunları sıvamayın, kapatmayın. Bu evle beraber gitsin diye, daha hala bellidir. Evet, yani ona ateş ettiklerinde. Ateş tuttuklarını. Evet, evet. Çok büyük peynir fıçıları vardı. Hı-hı. Ben de biliyorum. Böyle içine merdivenle indirdi. Merdiveni vardı öyle. O fıçılağın içinde sakladığını söylerlerdi. Evet. Böyle, yani hani kendi korumak için. Evet, ölüm. Evet, böyle. Bazı ikman şeyleri vardır, daha hala durur. Neler vardı mesela? Böyle mesela böyle avucuna alacak toplağı vardı iki tarafı şöyle şey top. Kendine göre jimnastik, o zamanın jimnastik aletleri. O zamanın spor aletleri tabii, spor kendine aletleri. Göre. Öyle peki şeyler gördüm. Hayatta kalan kimler var bugün? Kurtdereli'nin çocukları, torunları kimler kalan, kaldı? Hayatta kalan şimdi torunları kaldı. Nerede yaşıyorlar? Bundan daha bir sene de olmadı. 7-8 ay falan oldu işte. Son oğlu da öldü. Şimdi onlar da Balıkesir'de yaşıyorlar. Hı hı. Balıkesir'deler. Evet. Sizin evinizde galiba ona ait bazı hatıralar da evet, kaldı torundan. Bir onları da görelim evet, isterseniz. Görelim. Güreşleri bugün bile unutulmayan Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1 metre 95 santim boyu, 148 kilo ağırlığıyla Kırkpınar Baş Pehlivanı, Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu gibi ünvanlar alarak Türk güreş tarihine geçti. 1901'de Sultan II. Abdülhamit, 1910'da ise Sultan Mehmet Reşat tarafından ödüllendirilen Kurtdereli'nin aldığı en önemli ödül ise hiç kuşkusuz Ulu Önder Mustafa Kemal tarafından yazılan mektuptu. 15 Kasım 1931 tarihini taşıyan mektubunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürecekti. Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam, sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün gönderdiği mektupta çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan dediği hediye 1.000 liralık bir çektir. Kurtdereli bu çeki alıp bankaya götürdüğünde görevliler parayı ödeyip çeki alırlar. Ancak Kurtdereli beklemeye devam eder. Görevliler neden beklediğini sorunca çekin kendisine verilmesini beklediğini söyler. Görevliler parayı aldın, çek bizde kalacak deyince de o zaman alın 1.000 liranızı, verin çekimi der ve ekler. O çekte Atatürk'ümün imzası var. O yıllarda bir servet değerinde olan parayı banka görevlisine iade eden Kurtdereli, paha biçemediği Atatürk'ün imzasının bulunduğu çeki cebine koyup bankadan ayrılır. Ömrünün son yıllarının yokluk içinde geçtiğini düşününce bu anıyı anımsıyoruz burnumuzun direği sızlayarak. Ah koca pehlivan, ah! Osman amcanın evinde Kurtdereli'nin hatıraları saklı. Duvarda asılı duran tabloya ve aile fotoğraflarına bakıyoruz hep birlikte. Kurtdereli pehlivanın torunu olan eşi Kıymet Hanım'la birlikte geçirdikleri o ışıklı günlerden kalan fotoğraflarını gösteriyor Osman amca. Cihan pehlivanı Kurtdereli'nin kudretli fotoğraflarının yanında duran sımsıcak bir anı. Hüzünle gururun iç içe yaşandığı bir zaman yolculuğu bu. Bir zamanlar cihana sığmayan koca pehlivanın anılarının sığdığı bu sımsıcak evden ayrılıp Osman amcayla vedalaşıyoruz. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda, ıslak çarıklarda sizlere bu hafta Kurtdereli Osman Çankaya ile tanıştırdık. Bir cihan pehlivanı olan Kurtdereli Mehmet'in anılarının sindiği sımsıcak evine ve yüreğine konuk olduk.
her karışında onlarca yaşanmışlığın izleri bulunan bu topraklarda umut da, öykü de tükenmez. Sözü her hafta olduğu gibi Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Çünkü yörük yolda gerek.